13-19 Şubat haftası Koç yükselen mi? Ay burcu Koç olan sevgili takipçilerim iyi haftalar. Allah kalbinize, yüreğinize bereket, evinize huzur nasip etsin istiyorum. Bu hafta güzel fikirlerimiz, çalışma ve ekip arkadaşlarımızla yapacağımız toplantılar ve kafanızdaki karışık dönemi geride bırakıp tam işe odaklanacağımız ve kendimizle ilgili de barış enerjisi içerisinde yaşayacağımız bir hafta. Özellikle iş konularımız, şöyle 15, 16 ve 18 tarihler arasında işimizle ilgili anlaşmalar, yenilikler size fırsatlar yaratacak. Bunları doğru değerlendirmenizi istiyorum. Uzun süredir iş konularınızla ilgili beklediğiniz haber konularımızla alakalı noktada da 19 Şubat'ta Venüs Plüton 60'lığı yeni oluşacak birçok noktada adım atarak kararlı ve disiplinli olduğunuzda iş fırsatlarınız da size renk katacak diyorum. O yüzden gözünüzü dört açın yeni arayışlar içerisindeyseniz. Eğer ki bulunduğunuz noktayı daha disiplin ve kurallı yaratmak istiyorsanız unutmayın ki 16 Şubat'ta Güneş ve Satürn arasındaki kavuşum girişimci ruhumuz, yatırımcı ve iş alanımızdaki tüm evreleri daha görebilme hakimiyeti yaratıyor. Siz farkında olduğunuz her şeyin gücünü, rızkını en iyi şekilde hayatınıza alacaksınız. Aynı şekilde 19 Şubat'ta Güneş Balık burcuna geçişiyle birlikte hayatınızda duygusal boşluklarınızla ilgili kırgınlıklarınız, yüzleşmeniz gereken birçok noktayı da bu hafta yavaş yavaş kendi içimizde içsel karmamız, karma ve içsel kaoslarımızı da çözeceğiz. Eğer ki kurumsal ve devlet alanı ile ilgili beklenti içerisinde olduğunuz iş başvurularınızda olumlu bir süreç, hayırlı ve uğurlu olsun. Aynı şekilde bulunduğunuz noktaya veda etmek istiyorsanız da özellikle 24 Şubat'tan sonra daha olumlu ve daha aydınlık, şu an acele etmenizi, ani kararlar vererek yerinizi ziyan etmenizi istemiyorum. Kendi işinizi ve ticari anlamda daha büyütmek ve daha doğru noktada yol almak istiyorsanız 18 Şubat'ta Merkür-Jüpiter 60'lığı var. Bu da ticari anlamda yapacağınız yeni insanlar, yeni oluşumlar ve halletmeye çalıştığınız işlerle ilgili de çok güçlü referans alarak kendinizi ispatlama evresi. Uzun süredir ailenize ait satmaya çalıştığınız alanlarla ilgili güzel teklifler, özellikle yabancı insanlardan gelecek destekle birlikte ekonomik evrenizde daha büyük bir aydınlığa kavuşturacaksınız. Eğer ki yazma kabiliyetiniz, konuşma yeteneğiniz ve sosyal ağlarda kendinizle alakalı yapmak istediğiniz süreçleri doğru değerlendirmek istiyorsanız 19 Şubat'ta Venüs Plüton 60'lığı var. Bu da kendinize ait işi yeri belirlemek. Yani bu benim işim olmalı. Bunu ben yapmalıyım diyeceğimiz enerjileri en iyi şekilde hayatınıza alacaksınız. Ve evlenmek ve gelecekle alakalı planlarınız varsa 18 Şubat'ta Venüs Neptün kavuşma. Bu da ani evlilik kararı, ilişkinizde net oluşumlar, kafanızdaki kuramadığınız noktaları belirleyerek yolculuğunuza, hayatınıza bu noktada da doğru süreç sağlayacaksınız. Kendi işini yapan sevgili ev hanımları ya da eşler, bu ara iş konunuzda büyütme, kuaför, güzellik salonunuz olabilir, avukat alanınızda hakimiyet kurduğunuz ofisinizde yenilikler ve güzel başlangıçlar elde edeceksiniz. Bu ara hayvancılık ya da toprakla alakalı bütünleşmek istediğiniz konuları ertelemeyin. Yani geçtiğimiz haftadan bu enerjiniz yüksek. Aynı şekilde bu dengelerle ilgili yatırım almak, toprakla ilgili süreçlerimizi de değerlendirmemiz lazım. Ama unutmayın ki çalışan çiftlerde özellikle eşinizin çok yorgun hali, uykusuz hali sizin ev içerisindeki temponuz hem iş hem çocuklar hem eşiniz sizi fazlasıyla yıpratıyor ve kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Eşiniz sizi seviyor, merak etmeyin. Sevgili gençler, hayatınızla ilgili bu dönem daha radikal kararlar vererek kendi benliğinizi oturtmanız lazım. İletişim sorunlarınızı, kafanızdaki yaşadığınız krizleri düzeltirseniz daha aydınlık, daha profili net olan bir kimliğe sahip olacaksınız. Dil eğitimi almayı unutmayın. Yalnız yurt dışı bağlantılı işler içerisinde olan sevgili takipçilerim için özellikle 18 ve 17 arasındaki çıkacağımız yolculuklarda herhangi bir kriz yok. Hatta yöneticilerinizin de sizi bu konuda desteklemesi size çok daha ayrı bir renk katacak. Evet, evde kaldığını düşünen, ilişkisi olmuyor bir türlü, ben ne yapacağım diyen sevgili takipçilerim, 15 Şubat bu tarih artık enerjinizin değişeceği, şanssız gördüğünüz, sizi yıpratan, sizi hani kaosa sokan noktalarda daha net kararlar vereceğiniz bir döngü. Ailede evlilik planı, evlilik konuşmaları söz konusu içerisinde olacak. Yalnız
Şöyle diyeyim, geçmişe ait konularınızda yıprandığınız ilişkiniz sizin o arada yara aldığınız konularda daha had safhada olabilir. Bunlarla da yüzleşmeniz lazım diyorum. Bu ara ilişkisi çok uzun vadede olan çiftler, yurt dışı bağlantılı işler ya da bunlarla ilgili bazı kafanızda planlarınız var. Yıl ortasına doğru ani evlilik kararı verip yurt dışı planlarınızı da aydınlığa geçireceksiniz. Vergi borcunuz, emlak, bu tarz şeylerinizde artık tam anlamıyla taksitlendirme, ailemize ait tapu ve tapuyla alakalı krizleri de çözme haftanız olacak. Bunları mutlaka ihmal etmemeniz lazım diyorum. Evet sevgili ev hanımları, çok yorucu bir haftayı geride bıraktınız. Biraz daha yorulacağınız bir haftanın içerisinde ama en azından enerjinizin çok yüksek olacağı, çocuklarınızla aranızdaki yumuşak evre, eşinizdeki krizleri yavaş yavaş örtme haftanıza geçiş sağlayacaksınız. Daha gülen bir enerjidesiniz, daha birbirini anlayan noktadasınız ama bazı çiftler tam tersi. Taşınma, evlilik ayrılığı içerisinde radikal konuşmalar söz konusu olacak. O yüzden hanımlar kendi babalarının, annelerinin evine gidebilir ya da eşiniz başka bir yere geçecek. Biraz daha soğuk rüzgarlar söz konusu olabilir. Bu ara sürpriz hediyeler, sürpriz teklifler, bu ara sizi mutlu edecek alyans yüzük bekleyenler için bu hafta hem verimli, hem 14 Şubat haftası hem de verimli bir hafta olarak gökyüzü size uyarıyor diyorum. Unutmayın ki hayatınızdaki eviniz ve huzursuz olduğunuz noktalarda ufak tefek değişimler enerjinize iyi gelecek. Bu ara çiçek bakımlarınız ya da hobi alanlarınızla alakalı daha geliştirmeniz gereken noktalarınız var. İhmal etmeyin. Özellikle 12-17 yaş kız çocuklarınız varsa onların güzel sanatla alakalı eğitim enerjileri var. Desteklemenizi, onların arkasında durmanızı istiyorum. Boşanma olanlar gerçekten yol ayrımında anlaşmalar ama ekonomik olarak zıtlıklar devam edebilir unutmayın. Bir de iş mahkemenizle ilgili uzun süredir bir beklenti içerisinde olduğunuz evranız olumlu sürece hanemize girecek. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken kas hakimiyetimiz, kemik ağrılarımız ve boyun fıtığımıza dikkat edeceğiz. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. Aslan. Yükselen ve Ay burcu Aslan olan güzel takipçilerim, bu hafta Güneş'in Satürn kavuşumuyla birlikte muhteşem fikirler, işinizle alakalı yapmak istediğiniz hedefler, hayatınızdaki karanlık gördüğünüz birçok noktada en iyi şekilde aydınlanacağınız bir hafta, bilginiz olsun diyorum. Ve bu ara girişimci ruhunuz, yapmak istediğiniz fikirler, hayatınızla alakalı nerede eksik hissediyorsanız kendinizi, bununla ilgili başarmak istediğiniz birçok nokta size yol gösterecek ve bu başarı sizin hem ticari anlamda hem de iş hayatınızla, kariyerle ilgili noktalarda da ters köşe yapacaksınız herkese. Hadi hayırlı olsun. Yani bilincinizin tam tavan yapacağı bir nokta. Bunu doğru görmek lazım. 18 Şubat'ta da Merkür-Jüpiter arasındaki 60'lık açı, yurt dışı ile ilgili beklenti içerisinde olduğumuz evraklar, iş konularımız ve parasal anlamda da kendimizi güçlendireceğimizi uyarıyor. 19 Şubat'ta da Venüs Plüton 60'lı işinize ne kadar tutkulu, nerede olmanız ve konumunuzla alakalı da belirtmek istediğiniz yönetici ya da patronlarınızla masaya yatırarak hakkınız, savaşınızı lang diye koyuyorsunuz. Hayırlı olsun. Eğer ki kurumsal ve devlette çalışıyorsanız, kurumsal bağlı devlette çalışıyorsanız üst düzey yöneticilerinizin ani değişimi sizi şaşkınlığa yaratabilir. Daha disiplinli ve daha kontrollü bir iş camiası sizi bekliyor. Devletteyseniz ve bulunduğunuz noktada ekip arkadaşlarınızın yer değiştirme fikri sizi biraz daha rahatlatacak. Çünkü onlardan çok rahatsızsınız. Şu an kendinizi o noktada güvenli hissedeceksiniz. Gitmek istediğiniz ya da farklı şehir ya da farklı ülkeyle ilgili başvurularınızda daha olumlu diyaloglar, mailler devam edecek, yazışmalar sizi mutlu edecek. Yani aslında siz daha bilinçli bir haftanın tadını çıkartacaksınız diyorum. Eğer ki kendi işiniz ihracat üzerindeyse, bu konularda uzun süredir altyapıyı oturtamadığınız, dijital alanlarla ilgili bağ kurmakta ve yurt dışı referanslarınızla ilgili güçsüz olduğunuz noktalarda büyümeye doğru gideceksiniz. Devamlı yol gereği işlerimizde başarı odaklanacaksınız ve hırslarınızın sizin için daha güçlü olduğunu anlayacaksınız. Aşk kafanızda derin efendim, aşk kafanızda. Tabii ki insan aşksız yaşamıyor. Çünkü Venüs Neptün 15 Şubat'ta
kavuşumu var. Evlilik teklif edilebilir. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Aynı şekilde hiç ilişkiniz yoksa güzel ilişkiye de adım atabilirsiniz. Bu sizin enerjiniz bu noktada. Hani gökyüzü size şimşekler çakacak. Bu şimşekleri doğru almanızı öneriyorum. Ve unutmayın ki 19 Şubat'ta Güneş Balık evresinde söz konusu olacağı için, Balık burcuna geçeceği için, bu da sizin aile içerisindeki yaşadığınız baba köklerinizle alakalı duygusal travmalarımızın açığa çıkması. Bu yüzden hırslarınızı daha çok güçlendirmeniz ve birilerine kendinizi ispatlamak için mücadele etmeyi gösteriyor. Kimse için kendinizi yıpratmayın. Siz zaten başarılısınız ve bu kadar iyi bir beynin kendini yıpratmasına izin vermiyor. Yurt dışı yolculuklarınızda olumsuz hiçbir problem yok. Ama borç ve kredi ödemelerinizle alakalı kafa karışıklığınız olduğu için ödemeleri geciktirebilir. Bunlar sizi risk altında tutabilir. Ne yapıyoruz? Ödemelerimizi daha kontrollü yapıyoruz. Aynı şekilde çalışan çiftlerimizle alakalı noktada, özellikle hanımınızın büyük bir iş değişimi sizi kıskandırabilir. Aynı şekilde sizin maaşınızla ilgili patronunuzun sizi oyaladığını farkına varırsanız, burada boşuna zaman kaybettiğinizi görmeniz lazım. Kendi işinizi yapıyorsanız, evet, Güneş Satürn kavuşumu kendi fikirlerinizi hayata geçirtecek ve kendi markanızı daha büyütmek için daha ne bekliyorsunuz der. Ayrıldığınız ilişkiniz ya da sizi yıpratan ilişkinizin sizinle ilgili yüz yüze konuşması size ayrı bir sevinç yaratacak, ama gelecek vaat etmiyor. Siz yepyeni bir insanın elini tutarak yolculuk yapacaksınız diyorum. Evet, bu ara çocuk düşünen, çocuk tedavisi ve çocukla ilgili hani girişimde oluşmaya çalışan sevgili Aslan Burcu ve yükselen ve Ay Burcu Aslan olan güzel takipçilerim. Evet, tedavilerinizde olumsuz bir durum yok. Rahatlıkla doktorunuza başvurabilir, bu enerjinizi güzel şifalandırabilirsiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Hala devam eden bir spam problemimiz var. Destek istiyorum sizden. Unutmayın ki bir de bu ara kuzenler arasındaki kırgınlıklar yavaş yavaş iyileşme noktasına giriyor. Annenizin diş ve anneniz ya da ablanız ya da aile kadınlarımıza ait diş problemlerinin tedavilerine destek vereceksiniz. Ayrıca tıp okuyan ya da sağlık sektöründe eğitim görmek isteyen gençlerimiz kim varsa bu konuda başarılı ve aydınlık olacak. Boşanmış ama evlilik fikri olan sevgili takipçilerim için bu dönem evlilik teklifiniz için olumlu bir hafta, hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Dedim bile. Sevgili gençler, eğitiminizle ilgili dil eğitimi eksikliğiniz, Fransızca, İngilizce ve bu tarz eğitimlerinizin dili eksikliğiniz var. Bunları toparlamanız lazım. Sevgili ev hanımları, evet, çok yorucu bir haftayı geride bıraktınız. Aynı şekilde devam edecek yorucu bir hafta, ama burada evinizin ve eşinizin ve çocuklarınızın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendiniz. Bu hafta onlarla bütünleşmek, onlara kıymet vermek, onlara değer vermeyi gösteriyor. Ne güzel size. Yalnız boşanma fikri olanlar da resetleme evresine girdiniz. Çünkü bu ev kiraları, ekonomik güçten kaynaklı sıkıntılarda boşanmaktan vazgeçenler var. Davası devam edenler, anlaşma yoluyla hayatlarınızı ayıracaksınız. Ne kadar sağlıklı çocuklar için de, sizin ruhunuz için de daha sağlıklı. Çünkü siz bu noktada kendinizi istediğiniz evreyi inşa edemiyorsunuz ve mutsuzsunuz. Ev hanımları, bu ara hani örgü, nakış kursu ya da bu tarz şeyler sizin motivasyonunuzu arttırıyor. Ama göz kontrolünüz ya da tüm sağlıkla alakalı, gözle alakalı sıkıntılarımız olabilir. Göz çizdirebilirsiniz, göz operasyonu yaptırabilirsiniz. Gözlük kullanabilirsiniz. Vakti gelmiş. Bir de özellikle geniz akıntınız, sinüslerinizle ilgili sıkıntı var. Bunu da ihmal etmeyin diyorum. Ev ve araç konusunda da kararsız kaldınız. Bu hafta sakin ve doğru bir hareketi görelim. Ve seçimden önce bir şey yapmanızı istemiyorum. Sabırla bekleyin. Mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili Yay ve yükselen Yay, Ay Burcu Yay olan takipçileri, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, videoları Hava Burcu, Su Burcu, Toprak Burcu, Ateş Burcu olarak ayırdık. Yani bu video çıktığında, ay benim burcum nerede diye soracaksanız, elementlere göre takip etmenizi öneriyorum, daha sağlıklı. Sevgili takipçilerim, bu ara seyahatleriniz, iş gereği gidilecek yolculuklar ve size verilecek imkanları doğru değerlendirmenizi istiyorum.
parasal noktada gereksiz harcamalar ve ekonomik evrenizdeki darlığın da farkına vararak ona göre adım atarsanız daha güvenli ve daha temkinli adımlar atmış olacağınızı düşünüyorum. İş yerinizde ani masa değişimleri, sizi mutlu edecek ekip çalışmaları gücünüze güç katacak. Ama sizin dalganlığınız var, odaklanamama evremiz var. Belki biraz daha dikkatli bir şekilde haftayı atlatırsanız daha başarılı bir noktaya geçiş sağlayacaksınız. Çünkü ruhunuz çok duygusallaştı. Geçmiş mevzular, geçmiş iş krizleriniz, ilişki krizleriniz bu hafta böyle size böyle damardan vuracak gibi yapmayın diyorum. Kurumsal bir alandan daha büyük bir firmaya geçişiniz hayırlı olsun. Ve bulunduğunuz noktada ufak tefek değişimler sizin içsel dünyanızı rahatlatacak. Panik yapmanıza gerek yok. Aynı şekilde firmanızın size vereceği şartlar, ekonomik olarak düzenlemeler sizi rahata erdirecek. Bence siz hak edilişinizin keyfine varın diyor. Aynı şekilde 16 Şubat'ta Güneş-Satürn kavuşumu iş çevrenizdeki insanların fikirleriyle birlikte yapacağınız adımlar sizin daha doğru zamanı değerlendirmeniz aynı şekilde orada görünür noktaya erişeceğinizi gösteriyor. 18 Şubat'ta Merkür-Jüpiter altmışlığı var. Ticaret yapanlar özellikle bu ara kariyer ve finans anlamında büyük bir derinlik ve rahatlık yaşayacaksınız. Bu doğru zaman olduğu için bunu doğru kullandığınızda uzun soluklu para krizlerinizin önleme noktası. 19 Şubat'ta Venüs-Plüton altmışlığı var. Yurt dışı şehir dışı yolculuklarımızda kendimize odaklayarak gidip gelmemiz çok daha kararlı ve disiplinli olacağımızı uyarıyor. Bu konuda da kendimizi iyi ispatlamamız gerektiğini uyarıyorum. 19 Şubat'ta Güneş Balık Burcu seyri ile birlikte sizin eğitim konularınız ve biraz daha sakinleşmek isteyecek evreleriniz, kendimi tanıyayım, kendimdeki hataları göreyim diyerekten de yavaş yavaş adım atacaksınız. Evet, seyahatler destekleyici, gideceğimiz evraklar destekleyici, ekip ve çalışacağımız insanlar arasındaki sorunlar bitmiş olacak. Kendi işini yapıyorsanız özellikle yeni bir işe girişmek ve bu noktada kendimi ispatlayabilir miyim, yapabilir miyim diyorsanız cesaretini toparla, yap çünkü başarılı olacaksın. Küçük bir dükkanın varsa da orada ufak tefek yer değişimi, hani koltuğunuzu ön alabilir, başka bir yer geçişleri sağlayabilirsiniz. Bu da sizin ofisinizin rengini değiştirecek ve ufak tefek çiçekler koyarak oranın ışığını da aydınlığa kavuşturabilirsiniz. Para kazanacaksınız. Evet, gücünüz, renginiz bu hafta belli olacak. Konumlar, mertebeler için hızlı bir hafta, doğru değerlendirin diyorum. 15 Şubat'ta Venüs-Neptün kavuşumu var. O da ilişkinizle alakalı evli çift ve çalışan çiftler için biraz sert konuşmalar, gerginlikler, boşayacağım, boşanacağım lafları ev içindeki çocukları etkileyebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Okuyan sevgili gençler için de evet, seyahat ve hani bir kayağa gideyim, bir tatil yapayım, ne bileyim bir köye gideyim, lastikle kayayım ya da ne bileyim poşetle kayayım enerjiniz varsa olumlu gözüküyor, gidebilirsiniz. Dedim, evet, aşk ve evlilik konusunda radikal karar verecek sevgili yaylar. Evet, kalbinizdeki kişi doğru, sizin işiniz ve bazı borçlarınız var, ona göre adım atın. O bu kayınvalide ya da aile evine gelmek istemiyor, kendi evine gelmek istiyor. Biraz daha evlilik için tarihi geciktirirseniz sevinirim. Yurt dışı yerleşmesi, yurt dışı ile ilgili planladığınız birçok noktada da doğru haberler, doğru iletişimler söz konusu olacak. İş gereği 3 gün orada, 3 gün İzmir'de, 3 gün Adana'da, 3 gün Viyana'da olabilirsiniz. Bu konuda kapılarımız gayet rahat, korkmanıza gerek yok. Yani maşallah bu ay çok tempolu bir ayın tadı ama sizi güçlendirecek bir enerjinin tadı da var. Merak etmeyin diyorum. Eski ilişkinizle ilgili gözyaşı döküyorsanız onun hayatı böyle tepe taklak olduğunu duyacaksınız ve mutluluk tadacaksınız. Size de çok yakın lise, üniversite ya da yakın iş çevrenizden birinin size tanıştırılması var. Bir gökyüzünüze kırp açın. Çünkü aşk sizin için doğru şifa evresini gösteriyor. Bu ara nişanlı olanlarda ani ayrılık kararı da söz konusu olabilir. Uyumsuzluk, aileden yaşanacak krizler sizin ilişkinize zarar veriyor. Biraz ailenizden uzak tutarsanız ilişki daha sağlıklı bir ilişki evresine geçiş sağlarsınız diyorum, dedim bile. Sevgili ev hanımları, bu ara yemekten çok çocuklarınızın
beslenmeleriyle alakalı noktada yanlış beslenme tekniği uyguluyor olabilirsiniz. Vücut hücrelerinde biraz zayıflama evreleri var. Bunları toparlayalım. Eşinizin uzun yol seyahati gereği evde çocuklarla kalmak seni yıpratmış olabilir. Ama eşinizde sabit bir iş kapısı olacak. Merak etmeyin. O da düzenli bir aile hayatımızın olacağı, birbirimize doğru bir zaman vereceğimizi gösteriyor. Boşanma fikri olanlar özellikle 19 Şubat'tan sonra dile getirme ya da 22 Şubat'tan sonra dile getirme evreniz söz konusu olacak. Artık karar sizin. Çocuk tedavisi düşünüyorsanız mutlaka ve mutlaka 27 Şubat itibariyle bu dengeleri sağlarsanız vücut enerjiniz bu nokta için daha sağlıklı. Sağlık olarak kan değerlerimiz, tansiyonumuz, şekerle alakalı yorgunluklarımız olabilir. Bir de şiddetli şu arka bölmemizin baş ağrısı, migren ağrınız olabilir. İhmal etmeyin. Hoşça kalın. Taşınma var ama araçla da kaza var. Dikkatli olun.